Platos'un penceresinden, felsefeden herkese merhaba efendim. Sanat doğanın içindedir. Sanatçı onu oradan çıkarabilendir. Bir başka ifadeyle bir düşünceyi ya da görselliği en güzel şekliyle yansıtan kişiye sanatçı derler. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan itibaren bilim ve sanatta çok önemli gelişmeler oldu. Dünya ve Türkiye çapında çok önemli bilim ve sanat insanları oluşmaya başladı. 1881-1884 yıllarında Adana valiliği yapan Abidin Paşa'nın torunu Abidin Dino da bunlardan biridir. Çok yönlü sanat insanı olan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerinden olup ressamlığın yanı sıra yazar, şair, karikatürist, film yönetmeni, editör, oyun yazarı, seramik ve sanat tarihçisidir. Görüldüğü gibi tamamen sanatın içinde dolu dolu bir insan. Aratos'un penceresinden felsefede bugün Abidin Dino'dan hareket ederek Abidin Dino ve edebiyatı sohbet konusu yaptık. Çok önemli ve değerli bir konuğum var kendisini. Abidin Dino'ya adayarak sürekli araştırmalar yapan ve gelecekte de çok önemli eserler getireceğine inandığımız ve şu anda da çok büyük çapta çalışmalar yapıp kitap haline dönüştürerek bizlerle paylaşan eğitimci yazar Murat Baycanlar. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş nasılsınız, bulduk. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Murat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Aratos'un penceresinden felsefe ana başlığıyla sürekli birlikte hazırlayıp sunduğumuz değerli hocam, değerli sanatçımız, değerli yazarımız ama kendisinin de söylemekten mutlu olacağı bir unvanı var. Aratos dergisi yayın yönetmeni Uğur Pişmanlık. Sevgili hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba, iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Bugün çok önemli bir konuda evet. Beraber olacağız. Aslında konu başlığımızı biz Çukurova olarak düşünmüştük. Ama Çukurova'yı ön plana çıkararak Türkiye'yi ama arkasından dünya sanatçısı olduğunu da unutmamak lazım. Değerli hocam, siz sürekli üreten bir kişisiniz, sürekli üretiyorsunuz. Her ne kadar Tarsus Mersin'in bir ilçesi ise de geçmişte bırakalım şehir şeyini, dünya kenti. Böyle bir kentin şu ana kadar getirmiş olduğu çok önemli ayrıcalıklar var, özellikler var. Siz de bu konuda geçmişte var olan özelliklerini gün ışığına çıkarmakla ilgili çok önemli faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Son bir aylık neler yaptınız, neler hedeflediniz ve neler oldu bir ayda? Evet. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Siz Tarsus'un hani Mersin'in bir ilçesi olduğunu bahsettiniz ama hani öneminden de söz ettiniz. Gerçekten doğru. Antik çağda iki kez Hititler döneminde, iki kez Roma İmparatorluğu döneminde Kilikya eyaletinin başkentini yapmış bir kentten söz ediyoruz, Tarsus'tan. Ama ne yazık ki Cumhuriyet'in hemen öncesinde Osmanlı'nın son yüzyılında bir talihsizlik ve bir makus tarih durumuyla karşı kalıyor Tarsus ve bir ilçe oluyor. Yoksa Tarsus pek çok özelliğiyle Adana'dan ve Mersin'den çok eski bir kent ve aynı zamanda da tarihteki rolü, siyasi rolü, felsefi rolü, kültürel yaşama, Anadolu kültürüne katkısı çok önemli. Neler yaptık Aratos olarak? İşte tabii ki Aratos deyince bir Tarsuslu filozoftan bahsediyoruz. 2400 yıl önce yaşamış bu topraklarda ve bir gökbilimci olarak yaşamış bir filozof. Onun adına çıkarttığımız Aratos dergisi bu yıl itibariyle 20. yılına girdi. Aratos 20 yıllık bir yayın ki bugün Türkiye'de çok az hani 20 yılı 30 yılı deviren yerel dergi ya da dergi ulusal yerel fark etmiyor. İşte bir tek Varlık dergisini biliyoruz yıllardır yayınlanan.
Bu anlamda Aratos Dergisi bu sene 20. yılına girdi. Dergimizin 114. sayısını yayınladık. 115. sayısı da baskıda. Bu arada neler yaptık? Geçtiğimiz günlerde Çukurova Kitap Fuarı vardı. Bu yıl 15.si yapıldı. Ve 15. Kitap Fuarı'nda da Tarsus Belediyesi bir stand tutarak orada hem Tarsus'un tanıtımına katkıda bulundu ki biz onu gerçekleştirdik. Hem de okur yazar buluşmasını sağladı. Tarsus'lu yazarları Tarsus Belediyesi standında ağırladı. Biz de 9 gün boyunca fuardaydık. Hem Aratos yayınları olarak kitaplarımızı orada okurlarla buluşturduk. Hem de Tarsus'u tanıttık. Onun dışında da benim son çıkan kitabım 1930'lardan 1980'lere Tarsus Halk Evi kitabı. Bu gerçekten çok önemli çünkü Halk Evi köy enstitülerinden sonra, yani köy enstitülerinden önce kurulan ama onun gibi önemli bir aydınlanma kurumu. Cumhuriyet döneminin aydınlanma kurumlarından bir tanesi. Bu da köy enstitüleri gibi talihsiz şeylere, olaylara neden oluyor. Önce Menderes döneminde kapatılıyor. Arkasından da 12 Eylül darbesi döneminde kapatılıyor. Bu da 80'lere kadar gelen bir kitap. Bunun dışında da işte felsefe okulumuz derslere başladı. 7 Ocak'ta ilk dersimizi yaptık. Aydınlanma, modern çağda aydınlanma üzerine bir ders yaptık. Profesör Zehra Gül hocamız Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümünden ilk dersimizi Tarsus'ta Aratos Felsefe Okulu'nda gerçekleştirmiş olduk. Ben de evet, değerli hocamla devam edeceğiz. Evet, devam ederiz. Çünkü Murat hocamıza çok büyük görevler düşüyor bugün. Çünkü özelliklerini, sanat kimliğini saymakla bitmiyor. Bir taraftan ressamlığı, bir taraftan karikatüristliği, yazarlığı, şairliği, çevirmenliği, film yönetmenliği, editör, oyun yazarlığı, seramikçiliği, sanat tarihçiliği ama bir taraftan da folklor araştırmacısı. Evet. Sanatın her dalında ciddi anlamda özellikleri ve araştırmalar olan, Türkiye'de ve yurt dışında önemli yer ve isminden söz ettiren ve Türkiye'de de çağdaş resmin öncülerinden birisi. Kendisi 1913'te doğduğu andan itibaren bir müddet sonra yurt dışına gidiyorlar ve 1920'de Fransa'ya yerleşseler de 5-6 yıl kadar kaldıktan sonra Türkiye'ye dönüyorlar. Özellikle sanatsal düşünsel konularında geniş bir ilki yelpazesine sahip olan yazarımız, sanatçımız tamamen bir sanatçı bir aileden doğma. Bir taraftan annesinin çok özellikleri var. Ama ağabeyinin şairliği var ki ikisi arasında 20 yaş fark olmasına rağmen abisinin bu konuda çok önemli katkıları oluyor. Bu katkılar 18 yaşına geldiğinde bir üretime dönüşüyor. Hocam, Abidin Dino'yu şöyle bir 20 yaşına getirir misiniz? Neler oldu? Doğumuyla birlikte bahsettiğiniz gibi İbrahim Bey, Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı yılları 1913. Aile, büyük bir aile, Abidin Paşa, Osmanlı son dönem önemli isimlerinden biri. Aile savaş yıllarında İsviçre'ye geçiyor. İlk çocukluk yılları orada geçiyor. Daha sonra yeniden Türkiye'ye dönecekler. 30'lu yıllar Abidin Dino'nun belki kimliğini de bulmaya başladığı bir yıl. Sanatçı bir aileler dediğiniz gibi birçok etkiyle birlikte büyüyor. Belki o etki içerisinde bir avantajı çocukluktan itibaren yetişirken çok dilli olması. Yunanca biliyor, Rumca ki dedesi Abidin Paşa da biliyor. Fransızca gibi birçok dili Abidin Dino neredeyse çocukluk yıllarından itibaren biriktire geliyor. Yani ailesiyle birlikte, içinde olduğu, parçası olduğu ailesiyle birlikte bir dünya vatandaşı gibi ilk yıllarından itibaren Abidin Dino yetişiyor. Yalnız 30'lu yıllarda bir siyasi kimlik de edinmeye başlıyor. Kültür sanat adamı kimliğiyle. Aslında ilginçtir, çok bilinmez, yakıştırılmaz da ama örneğin üniversite mezunu değildir.
otodidaktır, kendi kendini yetiştiren aydınlardan biridir. Aydın. Robert College'den ayrılıyor. Biraz da belki büyük bir aile, varlıklı bir aile ama hep varlık içerisinde devam edemiyorlar. Örneğin savaş yıllarında ailenin Balkanlardaki çok büyük ölçülerdeki toprakları ellerinden çıkıyor. Çukurova'da yine Abidin Paşa dedesi 1881'de ismini de aldığı dedesi 1881'de 5-6 yıl sürecek Adana valiliği göreviyle buralara geliyor. Çukurova'ya özellikle Adana'da uzun yıllar etkili ama Mersin'e belki Tarsus'a varacak kadar da bu coğrafyada etkili çalışmalar yapıyor. O çalışmalar sırasında çokça mülk de ediniyorlar. Bataklık. Sanırım o zaman yasalar da çıkıyor. Bataklık kurutulduğunda kurutana veriyorlardı. Değersiz de arazi belki mülk olarak o zaman. Ama burada sonraya devredecek Çukurova'da çok büyük toprakları doluyor ailenin. Yalnız bu topraklar işlenen, düzenli aileye gelir getiren bir halde değil. Uzun yıllarda öyle metruk bir şekilde kalacak. Abidin işte 30'lu yıllarda böyle bir ailenin içerisindeyken sol siyasi kültürle tanışması, o yıllarda çıkmaya başlayan devamındaki yıllarda Ses, daha sonra Yeni Ses diye devam edecek. Cumhuriyet öncesinden beri var olan önemli bir dergi Servet-i Fünun dergisi. Cumhuriyet yıllarında Servet-i Fünun Uyanış adıyla yayınını sürdürüyor. Servet-i Fünun Uyanış'ta yazıyorlar. Önemli bir aydın çevresinin çıkarttığı Yeni Edebiyat dergisi var o yılda. Yeni Edebiyat dergisinde Abidin Dino önemli yazarlar arasında yer alıyor. Ve 30'lu yıllarda böyle bir kimlikle kendini daha da çok göstermeye başlıyor. Belki ilginç olan örneğin yakın çevresinde Peyami Safa, yakın çevresinde Necip Fazıl Kısakürek gibi hani daha sonra baktığınızda karşı siyasi çizginin önemli aydınları diyebileceğimiz insanlarla hep bir aradalar. Ama Dünya Savaşı yılları, İkinci Dünya Savaşı yılları bu insanlar arasında siyasi tutumlarıyla da ilgili olarak inanılmaz uçurumlar, mesafeler koymaya başlıyor. Ve aynı zamanda siyasi olarak İstanbul'da da ortam çok geriliyor ve İkinci Dünya Savaşı'nın o başladığı ilk yıllardan itibaren artıyor ama 40'lı yıllarda sıkı yönetim, sürgün kararları çıkıyor. Sürgün cezası Osmanlı İmparatorluğu yıllarından beri uygulanan bir ceza. Cumhuriyete de devroluyor ve savaş yıllarında Abidin Dino'nun da abi bahsettiğiniz abi Arif Dino'nun da içinde olduğu bir grup aydın çeşitli açıklanmayan sebeplerle diyeyim. Örneğin Dino ailesi bilmiyor hangi sebeple sürgün edildiğini Anadolu'ya. Çeşitli insanlar İstanbul dışına sürgün ediliyorlar. İşte o yıllar, şimdi sürgün kötü bir şey. Başına gelen kişi için. Ah ne iyi olmuş diyebileceğimiz bir şey. Geleceğiz sevgili hocam. Ama en önemli başarısını daha 18 yaşındayken özellikle bir dergide yazı ve resimlerin beraber çıkması o dönemde savaş yıllarında sanatın içerisinde bir anda kendini olması bu kimliği elde etmesinin sebebi ailesinin sanatçı kimliğinden gelmesi kadar kendisinde var olan bu duyguları açığa çıkararak 18 yaşında başarılı bir şekilde bunları sunması çok önemli. Ki 20 yaşındayken de 1933'lü yıllarda da D grubunu kuruyor. Hocam bu D grubu amacı nedir? Bir özelliği çünkü artık günümüze kadar geldiği zaman Abidin Dino denildiği zaman 20 yaşında kurmuş olduğu bu dev grubundan bahsediliyor. Biraz bunu açar mısınız? Yani Bedir Rahmi Eyüboğlu gibi o kuşağın ve sonrasının önemli başka ressamların da beraber içinde olduğu D grubunda Abidin Dino da ressamlardan biri olarak evet. Var. D grubu bildiğim kadarıyla resim alanında belki de Türkiye'nin ilk modern resim grubu diyebiliriz. Abidin Dino orada da çalışmalarına devam ediyor. O yıllarda öncesi ya da sonrasıdır ama çok uzak yıllar değil, devletin de değişik bir uygulaması oluyor. Bu ressamları, bu sanatçıları Anadolu'ya gönderiyor. Örneğin Bedir Rahmi Eyüboğlu yanlış bilmiyorsam daha sonra Abidin Dino'nun sürgün olarak gideceği Mecitözü'ne gidiyor. Abidin Dino Anadolu'da başka bir yere gidiyor. Bu ressamlar D grubundan ve daha sonrasında Anadolu'yu da ziyaret ederek o modern tutumlarıyla belki de Cumhuriyet'in bahsettiğiniz gibi söylemek istediğiniz gibi modern sanatçıları resim alanında ilk kez Anadolu'yla da D grubu aracılığıyla da bu isimler aracılığıyla da buluşmuş oluyorlar. Ama sonra her biri kendi yoluna devam ediyor. D grubu ressamlarından. Çok uzun ömürlü bir topluluk olmuşak yanlış bilmiyorsam. D grubu.
Hocam 1939'lu 40'lı yıllara geldiğimiz zaman Abidin Dino ile ilgili şöyle bir düşünce hakim. Bunun kim tarafından söylendiğini size soracağım başlangıçta. Türkiye'nin rastgele bir ovasında, rastgele karşılaştığın bir köyünde işittiğim şarkılar sanatın nerede saklandığını bana ifşa etti diyor Abidin Dino. Burada köyün ve köylünün o dönemlerde bile çok önemli olan özelliklerinden bahsediyor. Evet. Yani aslında sanatın nerede olduğunu, nerede yakalanması gerektiğini. Ve bir taraftan da 1934'lü yıllarda da Leningrad'da işte 3 yıla yakın kalıyor. Ve orada film stüdyolarında dekoratör olarak çalışıyor. Evet. Hocam 1913 doğumlu. Ve Cumhuriyet gönderiyor yani. Hükümet gönderiyor. Hem de Leningrad'da bu işi yapabilecek kadar sanatta bu konuda ileri bir noktaya gelmiş. Evet. Açar mıyız? Evet. Cumhuriyet gönderiyor, eğitim alıyor, dönüyor. Başından itibaren söylediğiniz şey çok önemli. Anadolu kültürüyle barışık, önemsiyor. Aslında o kuşak, 30'lu yıllar, yani Bedir Ahmet'e de bu var, diğer okuşan sanatçılarında hem ressam, sonraya devredecek şekilde belki yazarlarında da, şairlerinde de örneğin bir Anadolu duyarlılığı var. Abidin bunu resimlerine de daha sonra yansıtacak. Ama iki önemli, onun sadece resimlerine değil, resimleri dışında yazılarına da, yaptığı sanatsal etkinliklere de önemli katkısı olacak. İki insanın peşine de düşüyor. Biri Mimar Sinan, diğeri de Yunus Emre. Ve ben okurken Abidin Dino üzerine çalışırken öyle sıradan bir ilgi olmadığını gördükçe de sizin o söylediğiniz Anadolu kültürünün o figürler üzerinden ve başka şeyler üzerinden de beslenen bunun karşılıklı hem o kültürün bir parçası ressam olarak çok alıyor. Başka çizgilerden de alıyor Abidin. Modern batıdan da alıyor. Bizim geleneksel kültürümüzden, hat sanatından da örneğin alıyor. Ama onu Anadolu kültürüyle, tutkuyla birleştiriyor. Resminde, sanatında, yazılarında hep var. Güzel olan sadece sanki o sınırlar içerisinde kalmamış olması. Abidin Dino'yu belki eserlerini de kendisini de kimlik olarak çarpıcı kılan sanki Anadolu kültürünü, sanatını evrensel bir gözle, evrensel bir tutumla değerlendirmeyi sanki başarmış olması. Bu donanımı var çünkü. Sürgün biraz önce siz sonraya konuşalım dediniz. Sürgün Abidin Dino'da bütün bunların çarpıcı etkilerle böyle katlıya katlıya görünmesine sanki Çukurova sürgünü, Adana sürgünü imkan sağlayacak gibi. Sürgün kötü bir şey ama Abidin'de onun sanatında çok önemli renkler verecek bir şeydi. Ve okuduğunuz satırlar sanırım Yaşar Kemal'le Adana'da portakal bahçelerini falan gezerken, köyleri gezerken söylediği sözcükler olabilir. Zaten Çukurova'ya geleceğiz hocam. Zaten bölüm bölüm özellikle gelmek istiyorum ki burada 26 yaşındayken bu defa da sosyal olayların içerisine giriyor. Evet. Aslında bürokrat bir aileden gelme. O günün koşullarında durumu çok çok iyi olan ailenin çocuğu olmasına rağmen sosyal olaylara çok duyarlı. Hatta o tarihlerde diktatör, ressam olarak çalışır ve aynı zamanda eleştirisel yazıları ön plana çıkararak bunları aynı zamanda resme dönüştürmesi ve yazdığı yazıların da faşizm ve ırkçılığa karşı olduğunu o tarihlerde bile görebiliyoruz. Ama 26 yaşına geldiğimiz zaman bu defa da liman grubunu kurduğunu görüyoruz. Balıkçılara el atıyor o meslek grubuna. Onların sorunlarının çözümü noktasında da çok önemli boyutlara girdiği gibi hemen bir yıl sonra o zamanlar illegal bir parti olan Türkiye Komünist Partisi'ne de katılıyor. Çok ilginçtir bu. Bu da o tarihlerde çok ayrı bir özelliğini aynen, şimdi belki daha sonra da zaten görüşeceğiz o günleri bölüm bölüm gelmek istiyorum. Nazım'a ne kadar benzediğini birçok konuda da görmüş oluyoruz. Buraya kadar. Evet, çok. Buyurun hocam. Şimdi ben şunu söyleyeyim tabii. Murat Abidin Dino'nun Anadolu duyarlılığından söz etti. Ve o kuşaktan bahsetti. Gerçekten de Rahmi Eyüboğlu'na bakıyorsunuz, onun resimlerinde Anadolu figürleri var. Sabahattin Eyüboğlu, ondan sonra Nazım Hikmet, Memleketin Emin İnsan manzaralarında var. Ahmet Arif de var. Fikret Otyam'da var. Yani bu Cumhuriyet döneminin aydınlarının temel ortak özelliğidir bence. Yani çünkü bir kuru süreci var. Anadolu insanı yoksul, Anadolu insanı aç.
bir boyunduruluktan kurtulmuşlar ve bir kalkınma, yani hem kültürel kalkınma hem işte diyelim ki iktisadi kalkınma söz konusu. Böyle bir atılım dönemi de var. O da atılım döneminin Aydın damarında işte Nazım Hikmet, Abidin Yunus Sabah, Aydın Ali vesaire gibi aydınlar oluşturuyor. İkincisi de bu aydınların bir kısmı, siz de söylediniz, gerçekten Türkiye Komünist Partisi'nin üyesi. Yani bir tek Yaşar Kemal Türkiye İşçi Parti kanalından bir siyasi mücadelesi oldu ama onun dışındaki Sabahattin Ali'nin, Orhan Kemal'in ve Nazım'ın hepsinin TKP ile doğrudan ilişkisi var, üyelikleri var. Zaten başlarına geldiyse de bu politik mücadeleyle geliyor. Ama bunlar aynı zamanda sanat ve siyaseti de bir yerde yürütmeyi becerebilen insanlar. Nazım'ın çok güzel bir sözü var. İnsanın bir kişiliği, bir de sanatçı kişiliği diye bir şey yok. İkisi bir ve aynı şeydir diyor. Dolayısıyla da kişi kendi dünya görüşü hem politik anlamda hem de onun sanatsal iz düşümü anlamında bir kişilik oluşturabiliyor. Evet. Yani bu Anadolu duyarlılığıyla ilgili Uğur konuşurken aklıma gelen, sonraya devredecek şöyle çok önemli bir şeyleri de var. Romantik değiller. Köye Ahmet Kutsi Tecer'in o dizelerinden belki hatırlayacağız okul yıllarından hepimiz. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür, gezmesek de, görmesek de. Romantik bir bakıştır. Köyü güzeller, köylüyü güzeller. O köyün çok da öyle olmadığını, köylünün öyle çok da rahat olmadığını belki işte ırgatları çiziyor. Çukurova'nın ırgatlarını, o zor şartlarda yaşayan insanları gerçekçi bir gözle anlatmaya başlıyorlar. 50'lerde, 60'larda çok güçlü bir edebiyatımızda kol olacak olan köy edebiyatını da aslında ilk adımları diyebiliriz belki. Kimi zaman resimde, kimi zaman yazıda, kimi zaman şiirde bu kuşak için. Köye gerçekçi olarak bakan ilk önemli kuşak olacak belki de bunlar. Çok değerlidir o yönüyle. 27 yaşına geldiği zaman artık önemli şeylerin başlamış noktası. Bu kadar geç yaş olmasına rağmen, tabii az evvel de ifade ettik, ekonomik durumu bu kadar üst düzeyde olan bir ailen ama yaşama yılları savaş yılları. Bir dünya savaşının olduğu dönemde, 1913'te doğmuş, çocukluğu, gençliği savaşın içinde geçmiş. Ama bir taraftan da hem Türkiye'nin mevcut bir takım şartlarını görüyor, bir taraftan da mevcut bulunduğu imkanlar doğrultusunda gidebilme imkanına sahip ve özellikle Fransa gibi Avrupa ülkelerinde her türlü etkinliği yapabilecek bir özelliğe ve gelire sahip bir aile. Ama o tarihlerde, az evvel söylemiştik aralarında 20 yaş büyük fark olan Arif Dino, o develiye bir taraftan da kendisi de Mecit Özü'ne gidiyor. Mecit Özü, hocam hangi şehirde? Çorum. Çorum. Ve arkasından da zorunlu ikamet edeceği bir Adana meselesi var. Adana'ya geldiğimiz zaman hocam, o çok önemli bir dönem. O dönem evlendiği eşini Güzin Dikel'le evlendiği dönemler. Ama en önemlisi de orada yeni bir takım kitaplar basılıyor. Ama dünyaca da, onlar da dünyaca ve Türkiye'de çok ünlü iki yazarla bir dostluk kurmasının bir sebep oluyor. Yaşar Kemal. Şimdi sürgünle ilgili işte 30'lu yıllarda savaşa doğru giderken İstanbul'da cepheler belirleniyor. Yayınlarda, yazılarda, birçok yerde saflar açıkçası ortaya çıkıyor. Ve Abidin Dino, Arif Dino sadece değil, örneğin Akadir adıyla tanınan önemli şair, Kırkkuşağı şairlerinden biri, o da sürgün edilecek. Kimi yazısından, kimi şiirinden, kimi belki bir konuşmasından. Çorum, Mecit Özü, Abidin Dino'nun, Develi'de Arif Dino'nun oralarda sürgün yerleri. İlk olarak oraya gidiyorlar. Aile, şimdi siz söylediniz, arada büyük bir aile. Çevresi olan bir aile. İlginç de bir şey, dönem başbakanı Şükrü Saracoğlu, Arif Dino'nun çocukluk arkadaşı. Yurt dışında uzun yıllar birlikte de olduğu bir kişi. Ve aile şu istekte bulunuyor. Daha doğrusu Abidin ve Arif Dino, ailenin mülklerinin de olduğu, kendilerinin daha rahat edeceklerini düşündükleri Adana'ya sürgün cezalarının çevrilmesi gibi bir talepleri oluyor. O ya da bu şekilde kabul ettiriyorlar bunu.
kabul ediliyor. Onun üzerine Arif Dino ve Abidin Dino 42 sonları diye tahmin ediyorum. Çünkü kayıt yok. Bazen ipuçlarından, bazen yayınlanan yazıların tarihlerinden bunu çıkarabiliyoruz. Ya da daha önce yayınlanmış kitaplarda verilen bilgilerden. Ama kesinliği yok. 42 sonlarında bu Mecit Özü ve Develi sürgünü başlıyor. İki kardeşin 42 sonlarında ya da 43 yılının başlarında Adana sürgün günleri başlıyor. Aslında o zamanki adıyla ikamete memur deniyor. Osmanlı'nın da işte kimden kurtulmak istiyorlarsa muhalif olarak, örneğin Ziya Paşa da Adana valisi, seni vali yaptım diyor, Adana'ya gönderiyor. Zaten Ziya Paşa'dan sonra bir de Paşa geliyor. Tabii. Geleneksel sürgün yerlerinden biri zaten Adana. Aslında benim Abidin Dino ile tanışmam da öyle oldu. Ben aslında Adana'yı bir sürgün mekanı olarak araştırırken Abidin Dino'nun Adana sürgünlerinden biri olduğunu fark ettim. Abidin Dino'nun peşine düşeyim derken her şey bir kenarda kaldı. Böyle renkli, böyle çarpıcı bir kimlikle ben karşılaşmış oldum. Kendi çalışma maceram açısından bunu söyleyeyim. Ve 43-44 yıllarında Abidin Dino 2 yıl sürgün cezasını Adana'da devam ettiriyor. Arif Dino biraz daha uzun kalacak. Sıkı yönetim kalktığında önce Ankara'ya Abidin Dino. O da ilginçtir. Dedesi Abidin Paşa da önce Adana valisi, sonra Ankara valisi de yapacak. Abidin de dedesini sanki takip ediyor. Kısa bir süre Ankara'ya da geçiyor Adana sürgününden sonra. Ardından İstanbul, ama da sonra uzun yıllar yaşamını devam ettireceği, zaten orada da vefat edecek, ölecek, Paris'e geçecek. Yurt dışına geçecek Abidin Dino. İşte 43-44 yıllarında geldiği Adana'da çok şaşırtıcı bir şey görüyoruz biz peşine düştüğümüzde. 2 yıla nasıl sığdırdı diyeceğimiz kadar çokça çalışma yapıyor buralarla ilgili. Hem besliyor hem besleniyor. Etrafa yansıyan, belki bizim edebiyat tarihimizin de kazanımı olarak görülebilecek özellikle Yaşar Kemal'le ilişkisi. Çünkü Yaşar Kemal de ilk gençlik dönemlerinde, daha eli yeni kalem tutmaya başladığı dönemlerde sadece Abidin Dino'yla değil, Dino ailesiyle tanışmış oluyor. Yani Arif Dino'nun, Abidin Dino'nun ve Abidin Dino'nun eşi olacak Güzün Dino'nun çok önemli etkileri olacak Yaşar Kemal'in bir edebiyatçı olmasında, yol almasında. Yine burada Orhan Kemal'le, Çukurova'da Adana'da o birliktelikleri, birbirini besleyecek şekilde devam edecek, ama ikinci, üçüncü birçok kişi, sadece bunlarla sınırlı kalmayan bir etkisi olacak Dino ailesinin. Bir şey sadece, hani Yaşar Kemal kısmında isterseniz ayrı da konuşuruz. Abidin Dino'yu zaten sayfalar dolusu anlat. Ortak bu yılları konuştukları yüzler diye bir söyleşi kitapları yayınlandı. Tavsiye ederim ben ilgilenenlere, çok güzel bir kitaptır. Ama Arif Dino'yu hep ayrı almıştır Yaşar Kemal. Benim üniversitem Arif Dino'dur der. Arif Dino çok nevi şahsına münhasır bir kişilik. İstanbul döneminde de, Adana döneminde de, sonrasında da. Örneğin hiç yazmıyor, hep söylüyor. Etrafındakiler kaydederse onun şiirlerini, öyle yayınlanan, toparlanan bir 30-40 kısa diyebileceğimiz şiiri var. Resimlerini yapıyor, bırakıyor. Heykellerini yapıyor, bırakıyor ya da bir yerleri veriyor. Kayıtsız. Ama dönem düşünüldüğünde Abidin üzerinde de sanırım sizin kastettiğiniz öyle bir etkisi var. Arif Dino çok çok ileride. Türkiye kültür sanat ortamının çok çok ötesinde. Şimdi Yaşar Kemal 17-18 yaşlarında Çukurova'nın köylerinde tekerleme, ağıt derlerken, ki çok önemseyecek Dino ailesi bunu, Arif Dino hem onun bu çalışmalarına değer veriyor, Abidin Dino değer veriyor, yayınlanmasına ön ayak oluyorlar, ama başka bir şey daha oluyorlar. Yaşar Kemal'i modern edebiyatta başka bir dünyayla tanıştıran isimler de bunlar olacak. Arada söylemek istediğim oydu. Sürgün kötü bir şey Dino ailesi için. Ama burada örneğin Yaşar Kemal için, örneğin görece Orhan Kemal için, birçok başka isim için bir şans doğmuş bu ailenin Adana'da olması o yıllarda. Kendileri için de takip ettiğinizde, eserlerine baktığınızda Adana yıllarının, Çukurova yıllarının Abidin Dino'nun hem resimlerine hem yazılarına, genel sanat anlayışına çok etkisi olduğunu da görüyoruz. Belki programınız için de önemli olan şey, çok da bilinmiyor Adana yılları. Savaş yıllarının zorluğu, arşivler düzenlediği, kayıt kuyut yok, görece önemsizleşmiş, kenarda bir yer, İstanbul değil, Paris değil, ama hiç sıradan olmayan bir iki yıl geçiriyorlar Adana'da Dino ailesi. Aslında çok önemli bir şahsiyet, bir taraftan Orhan Kemal, bir taraftan Yaşar Kemal gibi önemli bilim insanlarıyla, yazarlarla baş başa ve dostluklar kurarak aslında o tarihlerde ve o yaşlarda
Yaşar Kemal'in çok önemli, işte Deniz Küstü, Ağrı Dağı Efsanesi gibi birçok kitabına da kapağını hazırlayan kişi aynı zamanda. Ama hocam, şimdi az önce arka planda çok önemli bir fotoğraf, böyle bir geçişi oldu. Aslında bizim programın da ana başlığını oluşturan şeylerden bir tanesi. Çok önemli bir lafız. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin bana? Abidin diyor. Ama ondan evvel, az evvel Adana Valiliği yaptığını söylemiştik biz Abidin Paşa'nın. Abidin Paşa şey olarak Ziya Paşa'dan devralıyor. 1878-1881'de. Ama 1878'de Ziya Paşa Adana Valiliği olarak atandığı zaman o güne kadar Osmanlı topraklarında yaşanmamış bir kalabalık tarafından karşılanıyor. Demek ki o tarihlerde de Ziya Paşa'yı çok önemli bilinen bir kişi. Öylesine bir kalabalık ki Ziya Paşa şaşırıyor. Bir taraftan da kendisinin devraldığı vali de var. Ama hiçbir itibar gösterilmiyor. İnanılmaz derecede kendisine itibar gösteriliyor. Canı sıkılıyor. Zaten konuşma talebinde de bulunuyorlar. Türkiye tarihinde ve Osmanlı tarihinde, Türk tarihinde en kısa, en özlü konuşmasını yapıyor. Diyor ki, geleni eteklersiniz, gideni köteklersiniz. Siz ne biçim köpeklersiniz diyerek sahneden aşağıya alıyor. Şimdi böylesine, bakın Ziya Paşa böyle bir vali. Kendisine fazla itibar gösterilmesini bile kabul edemiyor. Kendinden önceki kişilere de itibar gösterilmesi gerektiğini aslında çok önemli mesajlar vermiş oluyor. Aynı şeyi tabii konumuz Abidin Paşa değil. Ama onun torunu olan Sabri Dino. Sabri Dino da zaten tabii akrabası biliyorsun. O ağzımızdan kaçmış oldu ama bir taraftan Beşiktaş kalesiyle. Yani, akrabaları zaten. O da biliyorsunuz Boğaz'dan herhalde kendini intihar etmişti herhalde Boğaz'dan. Ama önemli bir şahsiyet Abidin Dino bu anlamda değerli. Değerli ama mutluluğun resmini yazarsanız karşımıza internette farklı bir şey çıkacaktır. Evet. Yani şimdi az evvelki söylediğim bu cümleyi kullanalım. Bunu doğrusunu sizden öğrenmek istiyorum ben. Orada Diana Dengel isimli Amerikalı bir ressamın popüler bir uygulaması karşımıza çıkıyor. Yani hepimiz bu sözün adeta bu uygulamanın Abidin Dino'yla bağlantılı olduğunu düşünürüz. Hatta arka planda da bir mutluluk resmi. Çok fakir bir ailenin, çok çoluklu bir ailenin bir görüntüsünü az evvel paylaştık. Biraz sonra tekrar göreceğiz onu. Bunu biz adeta Abidin Dino'nun çizdiğini düşünüyoruz. Evet. Açar mıyız hocam? Nazım Hikmet'te de o sizin bahsettiğiniz İstanbul yıllarından itibaren birlikteler. Siyasi olarak da Uğur'un bahsettiği Türkiye Komünist Partisi'nde de yan yanalar Abidin Dino'yla. Evet. Nazım Hikmet'in ilk kitabının kapağını, desenlerini Abidin Dino yapıyor. Sonrasında da birçok kitabında yine bu katkıları olacak. Ve Nazım Hikmet aslında başka şiirlerinde de Abidin'i anıyor. Çok yakın iki dostlar. Siyasi olarak da, sanatçı olarak da, insan olarak da birbirlerini çok seviyorlar. Hep birbirlerini destekler. Türkiye'deyken de, dışarıdayken de. Ama o en çok bilinen, Abidin'i andığı Nazım Hikmet şiiri, Saman Sarısı şiiri. Saman Sarısı'nda bir yerde geçiyor, sen mutluluğunu yapabilir misin Abidin diye. Benim bildiğim şey, Küba devrimiyle ilgili bir şiiri. 61 yazı ortalığı Küba'da, evet, değil mi? Evet, ama, etkisi altına kalıyor. Küba devriminin anlattığı şiirin içerisinde bu dize evet geçiyor. Evet. Sizin bahsettiğiniz internette çıkan yakıştırma, başka şeyler de yakıştırılıyor. Dize çok güzel. Olabilir tabii. Yerleşti. Ama doğrusunu ama yaymak da gerekiyor işlemiş dediğiniz gibi. Tabii o resimle ilgisi yok. Hatta Yaşar Kemal'in çok güzel bir yazısı var. Mutluluğun resmini çizen Abidin gibi ya da bu ifadeyi yine kullandığı bir yazı. Önce Milliyet Sanat'ta yanlış hatırlamıyorsam yayınlanmıştı. Daha sonra Yaşar Kemal'in düz yazılarının yer aldığı kitaplardan birinde var bu yazı. Orada bu mutluluğun resmini çizer misin, çizebilir misin Abidin dizesine Nazım Hikmet'in gönderme yaparak çiçeklerinden bahseder. Abidin Dino'nun Çiçekler diye bir resim ama serisi o söz, var.
Yani Nazım Hikmet'e ait. Tabii Nazım Hikmet'e ait. Evet. Yaşar Kemal de şunu söylüyor. Yani abin buna olumlu bir cevap verip evet çizerim işte o da budur diye bir resim çizmiyor. Ama işte kimi zaman başkasının, kimi zaman yakın çevresinin bu dize üstünden hep bir yakıştırması oluyor. Yaşar Kemal de çok güzel bir yakıştırma yapıyor. Biz Abidin'le diyor Çukurova'nın köylerini dolaştık diyor. Daha sonra ben yıllar sonra yurt dışında hatta yaptığı o çiçek desenlerini gördüğümde Abidin'in buradan ne kadar aldığını, Çukurova'dan ne kadar beslendiğini bir kez daha görmüş oldum. Belki Nazım diyor, Nazım Hikmet görseydi sen mutluluğunu yapabilir misin? Abidin sorusunun cevabını Abidin'in çiçeklerinde bulmuş olabilirdi diye onun çiçeklerini. Gerçekten de o serisi çok güzeldir. Resim serisi Abidin Dino'nun Çukurova çiçeklerinden esinlenerek yaptığı modern resimlerdir. Ve Yaşar Kemal'in bir mirasıdır. Dikkat ederseniz bugün Yaşar Kemal kitabı alırsanız kapağında hiç değişmez Abidin Dino'nun o çiçeklerinden, o seriden resimlerle basılıyor Yaşar Kemal kitapları. Onlara Yaşar Kemal kendi isimler koyuyor. Beraber adlandırıyorlar resimleri. Böyle bir güzel Yaşar Kemal göndermesiyle ben almış olayım. Hani o yine buralarla ilişkilendiriyor. Belki de Abidin işte burada o çiçekleri yaparak mutluluğun resmini yaptı diye. Ama Abidin'in kendisini buna yapabilirim. Evet işte budur diye verdiği bir olumlu şey yok. Bir de siz çok güzel söylediniz. Yani bir yandan ışıltılı pırıltılı görünüyor ama zor yaşamlar. Bu insanların yaşamları. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, yaşamak istiyor adeta. Sürgün, çok sonrası yani o zor yaşamlar içerisinde zorlukları daha çok anlatmış. Yani ırgatlar şeyi çok acılarla dolu bir kuşağı anlatıyor Çukurova insanını. Birçok başka şeydir abi de. Yani biraz sanki mutsuzluğu daha çok anlatmış diyesim geliyor çiçekler dışında. Tabii. Aslında Nazım da biliyor. Bir şiirinde Toroslar'ın öte geçemediğinden hayıflanıyor yani. Orhan Kemal'e dert yanar. Çok gelmek istediğini söyler Nazım Hikmet bir mektubunda Adana'ya. Evet. Gelemiyor. Kız kardeşi burada evleniyor. Adana'da evleniyor aslında. Kız kardeşi kalıyor da bir süre Nazım Hikmet'in. Kendisi gelemiyor. Yaşar Kemal 1977'de basına yansıyan Abidin Dino ile ilgili çok önemli şeyi var. Eller denildiği zaman bunun tanımıyla ilgili çok ilgi çekicidir bu. Evet. Diyor ki Abidin Dino'nun resmi bir büyüdür resimlerinin. Dehşet bir patlama, bir yaratmadır. Eller denildiğinde ilk akla gelen sanatçı Abidin Dino'dur. Evet. Dedikten sonra eller ve tabii ki parmaklar birbirine dolanmış, sanatçının deyişiyle istiflenmiş parmaklar diyerek orada çok önemli bir takım anlatımlarda bulunuyor ama Ferit Edgün'ün Abidin Dino ile ilgili sözleri çok daha büyük. Diyor ki Abidin bence büyük bir ressam mıydı? Hayır. Diye yanıtlıyor. Bu soruyu her zaman ama asıl eşi olmayan bir insan bir sanatçıydı. İnsanlığı ve sanatçılığını ön plana çıkararak eşi olmayan diye de ifade buluyor. Ömrü boyunca bu kadar rahatın içerisinde olmasına rağmen yine dediğim gibi savaş yıllarının etkeni olsa gerek hep çizgilerinde, resimlerinde, etkinliklerin tamamında öfke ve sevgiyi, sevgi ve mutluluğu mutluluk ve hüzünlü bir araya getirerek çizgilerle, resimlerle yansıtıyor. Evet. Ne dersiniz hocam? Evet, çok güzel ifade ettiniz. Bir de yine Ferit Edgün olmasa da onun etrafındaki sanatçılardan birinde ben okumuştum. Abidin Rönesans sanatçısı gibi diyor. Yani opera bestelerse yarın bir gün ve iyi bir opera bestelerse şaşırmam diyordu. Belki de bir müzisyen dostuydu. Senaryo yazıyor, tiyatro yazıyor. Dünya Kupası'nı akla gelmez. İngiltere'de Dünya Kupası'nı belgesel olarak çekiyor. Ödül alıyor. 1960'lı yıllar diye hatırlıyorum. 66 olabilir Abidin Dino'nun. Gazetecilik yapıyor. İşte buradaki sürgün yıllarında. Çok renkli bir kişilik. Belki de o zorluklar içerisinde onu ayakta tutan bu üretme gücü oluyor. Ve bu taşıyor. Sadece resimle, Ferit Edgün de sanırım onu vurguluyor. Sadece resimle de sınırlı kalmıyor. Herkesin başarabileceği bir şey değil. Abidin'i belki de hani bir yerelliğin, Türkiye'nin ötesine de taşıyan, dünyada da o etkiyi hep uyandırıyor. Yönü sanki bu oluyor. Çok renkli, çok verimli ve neye el atsa güzel işler yapmayı başaran bir kişi olacak Abidin Dino.
Şeyi hiç, yani o siyasi kimliği, siyasi coğrafyası onu sanki hep besliyor, sizin o söylediğiniz. Hep yanı başında bu var. Yüzü hep halka dönük. Yüzü hep halkın sorunlarına dönük. Sanki Nazım da zaten o serzenişle söylüyor. Ah keşke yapabilsen mutluluğun resmini. Aslında bunu arıyorlar. Bunun aslında mücadelesini verdiklerini düşünüyor bu kuşak. Sanki onların hayali bu. Umudu bu. Orada mutluluğun resminden kastettikleri soyut, ulaşılmayacak, ya o nedir diye düşündükleri bir şey değil. Onların çok belli zaten aslında, evet, kastettikleri. Aslında evet, işte, orada kastettikleri belli. Çok, çok ciddi araştırmalar var. Evet. Ya onlar hani mutluluğun resmini yapıyoruz. Aranışı onlara hep insanların sorunlarını anlatmayı. Kimi şiirinde, kimi resminde, kimi şeyde aslında. Sosyalizm. Hani oradan orada toz pembe tablo çıkmaz oradan. Tabii, onun tabii. Çok farkındalar. Evet, onun çok hocam farkındalar. Yine son aşamaya gelerek arkasından planladığımız gibi Abidin Dino'nun başka temel özelliklerine doğru girmek istiyorum. 1937'li yıllar, yani 24 yapmışlardı. Paris'ten geliyor, askerlik dönemi ama rahatsızlıkları var. Hatta rapor alıyor ama daha sonradan askere de gitmek zorunda gidiyor. Adana'dan evet. Askeri diye alıp götürüyorlar. Alıp götürüyorlar. Adana'dan askeri. Orada çok önemli, o ölümler de çok önemli ama önemli rahatsızlıkları geçiriyor. Tiroid kanseri oluyor. Ve 7 Aralık 1993'te de Paris'te yaşamını yitiriyor ama mezarı nerede? Mezarı İstanbul'da. Evet, mezarı Abidin Dino'nun nerede? Yani tam adıyla bilmiyorum ama İstanbul'da belki de... İstanbul'da, Türkiye'de. Hocam yani kendisinin Türkiye'ye karşı tabii, olan tabii. Bu tutkusu tabii. Ve ülkesine karşı olan tutkusunu hiçbir zaman kaybetmiyor. Çok rahatsızlıklı geçirmesine rağmen bu kadar sanatsal etkinliğin içerisinde olması onun yaşama olan sevincinden, yaşam sevincinden ve bir şeyler yaparak herhalde o günkü halkın daha iyi koşullarda yaşaması için bir mücadele ediyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Tabii doğru söylüyorsunuz. Abidin ve hani getirmiştim yanımda. İsterseniz onlardan da. Evet, biraz kitaplardan. Mesela biraz kitap. Ya şu çok ilginç. O sizin bahsettiğiniz tiroid kanseri günlerinde. Evet. Ölüm mü ne buluş diye. Abidin'in belki de elinde kalemle o son günlerinde yazdığı ölüm üzerine düşünceler. Yani hayatla, yaşamla, yapılabileceklerle ilgili çok iyimser bir tutumu var. Dalga geçiyor açıkçası Abidin. Ve sanki bu tabii kişisel bir şey. Vermek istediklerini, yapmak istediklerinin çoğunu yapabilmiş olmanın huzuru var Abidin'de. O son döneminde de. Çoğumuz hep bir şey yetiştirmeye çalışırız hayatta. Sanatçılar için de söylüyorum bunu. Şunu da yapayım, bunu da yapayım. Yaşar Kemal'de ben okuyorum örneğin. Savrun Çayı'nın romanını yazacağım. Gençlik yıllarından itibaren diyor, maalesef yazamadı. Orhan Kemal başka bir eser dizisini yazacağım, yazamadı, bitir. Abidin sanki bitirmiş gibi geliyor bana kendi adıma ve onun bir huzuru var Abidin Dino'da. Son yıllarıyla ilgili. Evet, ve şey çok çok hoş bir kitaptır bu da. Yani kendince alay ediyor Abidin ölümle burada. 93 ama sizin söylediğiniz şey önemli İbrahim Bey. Çok barışıklar. Hani farklı bir şey olmasını istemezdi de. Paris'i sevmiyor mu? Seviyor. Evet. Dünya kültürünü, dünya insanını sevmiyor mu? Seviyor ama hep buralı. Hep Anadolu, hep İstanbul, hep Türkiye, Abidin Dino. Evet, ben birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi Murat kitaplara da gelmiş. Şimdi Abidin Dino, Cumhuriyet döneminin çağdaş Türk resminin öncülerinden, hatta Murat'ın da az önce söylediği gibi aslında Cumhuriyet döneminin Rönesansı'nı önemli katta bulunan birisi. Sinemadan edebiyata, resimden senaryo yazımına kadar. Dolayısıyla da Abidin Dino'nun doğumunun 100. yılında ilk kez biz Tarsus'ta bir etkinlik yaptık. Çukurova Kitap Fuarı'nda. Gene Murat'ın, Remzi Karabut arkadaş ve benim olduğum bir şeyde. Ne salon neredeyse doluydu. Abidin Dino'nun doğumunun 100. yılı anısına bir etkinlik yaptık. Çok da güzel bir etkinlik oldu. Çoğu Adanalı bilir zaten. Evet. Abidin Dino'yu. Evet. Sonra sonuçta bir de bu kitaplaştı. Evet. Özellikle bu çalışma değil ama Abidin Dino'nun Adana'da yazdığı yazılar ki ben bunun biraz hikayesini isterim.
şeyden, sonra kitaptan bahsedelim. Kitaplaştık. Kitabı da Karahan Kitabevi ve Aratos ortak yayın olarak çıktı. 2013 yılında. Ben o hem anmadan hem de daha çok Adana yazılarından biraz bahsetmesini isterim. Tabii kitaplar konusunu açarak hem Abidin Dino'yu hem de kitaplar konusunu ve bir taraftan da sizin yazmış olduğunuz kitaplar var ayrıca. Tamam. Onlardan da anlatırsanız ve neyi anlattığınızı en azından izleyicilerimize paylaşırsanız, bir de özellikle sizin yazdığınız dahil olmak üzere diğer kitapları nasıl ve nereden temin edebilirler izleyiciler, onlara da açıklık getirmiş olalım. Uğur'un bahsettiği işte doğumun 100. yılında yetişen bir çalışma oldu Adana yazıları. Sevgili Turgut Çeviker, Abidin Dino'nun Ferit Etgün'ün de desteğiyle sanırım isteğiyle daha önce İstanbul'da birçok yerde yayınlanmış yazıları bir araya getirilerek yayınlanmıştı Abidin Dino'nun. Kalın da bir cilttir. Orada da Adana yazıları kısmı eksik. Dediğim gibi savaş yıllarının zorluğu arşivleri de yansımış. Kütüphanelerde, merkezi kütüphanelerde de o yılların gazetelerini bulmak çok mümkün değil arşiv olarak. Bölük pörçük tamamlanarak ancak biraz biraz oluşuyor. Abidin Adana'ya geldiğinde Türk Sözü gazetesi var. Ferit Celal Güven, Güven ailesi çıkarıyor. Ferit Celal Güven de Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden biri. Kuvayi Milliye'nin Adana'nın kurtuluş yıllarında en önemli isimlerden biri de. O yıllarda Türk Sözü gazetesinin de sahibi, milletvekili falan da yapacak Ferit Celal Güven. Abidin'i orada işe alıyorlar. Abidin Dino'yu. Ve Abidin Dino orada hem Abidin Dino imzasıyla hem sarı çizmeli imzasıyla ama aynı zamanda imzasız olarak da çokça yazı yazıyor. Neredeyse gazeteyi Abidin Dino çıkarıyor diyebiliriz. Bu anlatılanlardan, orada çalışanların anılarını yazmış olan isimler var Türk Sözü Gazetesi'nden. Belki şu oluyor, Türk Sözü Gazetesi için ve Çukurova için o dönem şans. Dediğim gibi birçok yabancı dil biliyor, Rusça biliyor, Fransızca biliyor. Ajanslardan dinleyip sıcağı sıcağına, çünkü İstanbul gazeteleri iki gün sonra falan ulaşıyor o yıllarda buralara. Sıcağı sıcağına, hatta çoğu zaman İstanbul'dan önce savaşla ilgili sıcak bilgileri Abidin burada gazetelerde yayınlayabiliyor. Kendi imzasıyla çıkan yazıları, işte o Türk Sözü Gazetesi'nde olduğunu ilk ben fark ettiğimde Turgut Bey'in kitabından sonra arşivlerde biraz peşine düşmüş oldum. Türk Sözü Gazetesi'nin arşivini tamamlayıp Abidin'in o 43-44 yıllarında yazmış olduğu gazetedeki Abidin Dino ve Sarı Çizmeli imzalı yazıları bir araya getirdiğimiz bir kitap olmuştu. 100. yıl anısına böyle bir saygı kitabı olarak yayınlandı bu. Abidin Dino'nun Adana yazıları şeklinde. Bir başka kitaptan bahsetmek isterim ben. Ya yani bu da önemli. Verese Kel adlı Abidin Dino'nun yayınlanan ilk kitabı. Aslında yazarlık yönü çok ressamın arkasında kalıyor ama peşine düştükçe görüyorsunuz hiç yabana atılacak bir yazardı değil. Şaşırtıcı bir kalemde. Verese'yi Mecit Özü günlerinde yazıyor. Biraz da ailesinin işte o geleneksel durumuyla ilgili şeylere yer verdiği bir tiyatro eseri. Kel de Adana'da yine yazdığı, buranın o belki köyü, belki Anadolu'yu, belki o yerel özellikleri de başarıyla yer verdiği bir oyundur. Kel sonraki köy edebiyatına da sanki etki edecek bir eser olacak. Ama Kel savaş yıllarında yayınlanır yayınlanmaz. Toplatılıyor zaten, yasaklanıyor. Çok uzun yıllar sonra biraz da tesadüfen İkisi bir araya getirilerek yeniden basılmış oldu. Bendeki Adam Yayınları yıllar önce kapandı, bitti ama daha sonra Sel Yayınları'ndan, başka yayınlardan yanlış hatırlamıyorsam Verese ve Kel adlı oyunları yeniden yayınlandı Abidin Dino'nun. Kel'in önemi ilk Abidin Dino imzalı kitap olmasıdır. O da Çukurova'dan, Adana'dan başlamış bir kitap. Sizin o bahsettiğiniz Sen Mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin Nazım? Nazım üstüne de Nazım Hikmet'le ilgili yazdığı yazıların bir araya getirildiği Ferit Etgün'ün çabasıyla oluşturulan bir kitap. Çok da güzel, o dostluğu da anlatan bir kitaptır. Ben ilgilenenlere Sinan'ı özellikle tavsiye ediyorum. Sinan tutkuyla peşine düştü. Anadolu sanatçılarından biri Abidin Dino'nun. Onun İstanbul'daki yaptıklarını da, sanatını da çok güzel ifade eden bir kitap. Sinan'ı hatta buradan Çukurova'dan da geçirir. Kitapta bir Çukurova bölümü de var. Çok güzel anlatır buraları da. Evet, Sinan'ın keyifli okuduğu kitaplardan biridir. Evet, çok gerçekten. Eller, sizin bahsettiğiniz Abidin Dino'nun. Hani desenleri var, resimleri var. Yaşar Kemal'in dikkatini evet, çeken. Evet, evet ama yazılarıyla da Eller çok özel güzel kitaplarından biri. Abidin Dino'nun. Ve onun üzerine hazırlanmış, çıkan çok sayıda kitap da var. Devam da ediyor. Yakın yıllarda da yine biyografi kitaplar da
devam ediyor. Benim onunla ilgili belki de hani çok severek yaptığım çalışmalardan biri de... Ben de tam onu diyecektim. Abidin Cino kitap kapakları. Bu da yine bir sergi oldu. Seyhan Belediyesi, Zeydan Bey, Zeydan Karalar, Soğan Belediye Başkanı'ydı. Onların desteğiyle bir sergi olarak hazırlandık. O serginin kitabı Abidin Dino, Nazım Hikmet'in ilk kitabı. Yaşar Kemal'in bütün kitapları ve burada ismi daha çok bilinen, daha az bilinen birçok sanatçının kitabına kapak resimleri yapmış ya da resimlerinden onların yararlanma. Gülten Akın da var örneğin bunların içerisinde, daha sonraki kuşakların şairlerinden vermiş. Ben biraz da mektuplarına, yazışmalarına, kitapların peşine düştüğümde gördüm ki bir maddi karşılıkla da bunu yapmıyor. Öyle güzel bir dostluk var. Adı da oradan çıktı. O dostluk gösterisinde sergileyen bir şey olsun, o kitap kapakları diye. Onlarla ilgili notlar, anekdotlara da yer veren bir çalışma olmuştu. Bir sergi kitap olmuştu. Evet, ama kuşağı çok güzel anlatıyor. Onların arasındaki ilişkiyi. Evet. O kitap ortaklığı çok güzel veriyor. Adi Abidin Dino'nun Adana kitap kapakları sergisi Adana'da açıldıktan sonra biz daha sonra... Portakal Çiçeği Festivali'nde açılmıştık. Evet, Aratoz Kültür Sanatleri'nde de açtık o sergiyi. Evet. Hatta sonrasında Nazım Hikmet'in ilk dönem kitap kapakları sergisini de açtık. Onu da TÜSTAV, Türkiye Tarih Araştırma Kurumu TÜSTAV aracılığıyla açmıştık. Ve bunlar tabii çok önemli. Hatta Çukurova Belediyesi'nde de Orhan Kemal Günder'de de Orhan Kemal kitap kapakları sergisi açıldı bir dönem. Onu da biz getirdik şeye, Aratoz Sanat Evi'ne. Bunlar tabii çok önemli, çok değerli çalışmalar. Ben de zaman zaman bazen fotoğrafçı olduğum için kitap kapaklara fotoğraf isteyen var ya da kapak tasarımı isteyen var. Bunları yapıyoruz insanlar. Bir tür dayanışma bu bir anlamda. Abidin Dino evet gerçekten Türk sanatı içerisinde. Yani sadece resim sanatı içine koyamayız. Yaptığı bütün uğraşlara bakınca çok yönlü yanıyla tek bir yere alana koyamayız ama Türkiye'nin önemli aydınlarından biri olarak duruyor. Ve geleceği de aslında sen Mutlu'nun resmi yapabilir misin Abidin meselesinde de dediği gibi aslında o bir bu Anadolu insanının ya da Türkiye insanının hani daha eşit, daha özgür, daha onurlu bir yaşam. Çok şey anlatıyor. Bir yaşam, evet, yaşam özlemi aslında. O özlem orada bir mutluluk resmi olarak tarif edilmiş. Bir sosyalizm olarak tarif edilmiş aslında bir altyazı olarak bana göre. O yüzden çok önemli, çok değerli. O yüzden bugün burada da onu anıyor olmak çok anlamlı. Murat'a da o yüzden teşekkür ediyorum. Ha, teşekkür ediyorum. Sevgili Uğur Hocam, Aratoz dergisi, Aratoz Sanat Evi, Uğur Pişmanlık olarak Mitra Atlan Sivil Toplum Örgütleri ile beraber ve Mersin ve Büyükşehir Belediyelerinin, hatta tüm belediyelerin, partili partili tüm belediyelerle ortak bir ilişki kurarak etkinlikler yapıyorsunuz. Projeler üretiyorsunuz, projeler yapmaya çalışıyorsunuz. Ve bu anlamda çok önemli etkinlikler yapıldı. Gelecekte de neleri planlıyorsunuz ve bu anlamda? 2023 yılının Aratoz yılı olmasıyla ilgili bir çalışmanız var mı? Evet, 2023 yılı açısından baktığımızda tabii biz 2 yıldır Kültür Bakanlığı'na başvuruyoruz. İlk hatta Tarsus Belediyesi başvurmuştu. Bu 2023 yılı Kültür Bakanlığı, öyle diyelim artık, Aşık Veysel yılı ilan etti. Şimdi bir önceki yıl aslında gerici bir imamın adına yıl ilan edilmişti. Ama bu yıl bu Anadolu topraklarının bir değerli ismi Aşık Veysel'e adanmış olması bence önemli. Bu yıl Aşık Veysel yılı olarak ilan edildi. O yüzden bizim bu konudaki çalışmamız 2024 yılının Aratoz yılı olması konusunda ki çabamız devam edecek. Biz bunu her ortamda dillendiriyoruz. Burada şu an yaptığımız gibi. Aratoz dergisi bu sene 20. yılında. Bu 20. yıl içerisinde 20. yılı anma etkinliğimiz de olacak. Yani bir 20. yıl kutlaması yapacağız. Bunu bir sanatsal etkinlikle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ve bunu da bahar aylarında yapmak istiyoruz. Dergimiz yoluna devam ediyor. Kitap yayınlarımız devam ediyor. Bu yıl sonunda Cahit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumumuz yapılacak Aralık ayında. Ve konusu da küresel sorunlar ve yerel eşitsizlikler olarak belirlenmişti. Onun dışında Aratoz Felsefe Sempozyumu olacak. Stoa Felsefe Festivali'nde bu yıl isim değiştirerek Tarsus Felsefe Festivali olarak yoluna devam edecek. Evet, Stoacılık Tarsus açısından baktığımızda
Stoa felsefesinin merkezlerinden biridir. Atina gibi, Roma gibi ama biz felsefe festivalimizi bir kavramla, sadece bir kavramla sınır tutmak istemiyoruz. Antik çağın belki en rasyonel felsefi akımlarından biriydi Stoacılık. Ama Stoa felsefesi festivali değil, Tarsus felsefe festivali olarak yolla devam edecek. Bu yıl üçüncüsünü yapacağız Mayıs ayında. Dolayısıyla üç tane felsefe etkinliği. Anatos Felsefe Okulu derslerine devam etti. Ve Türkiye genelindeki felsefe okullarında da derslerimiz başlayacak. Neler hayal ederiz? Bir cümle olarak son cümlenizi alabilir miyim? Yani hayalimiz bu topraklara bu eşitsiz, bu adil olmayan insanlığı, yani bu toprakları insanları mutsuz kılan bu mevcut düzenden hani kurtarmak, daha adil, daha eşit, daha özgür bir dünya, aydınlık bir Türkiye'ye kavuşturmak. Felsefemizin de çabalarımızın merkezine de zaten felsefeyi ve felsefenin aydınlığını ortaya koyduk. Tabii felsefe tek başına bir şey yetmiyor. Felsefe düşünce anlamında üretiyor, yorumluyor ama felsefenin, o düşüncenin bir eli ayağı olması lazım. O el ayak da bana göre siyaset. Felsefe düşünür, siyaset el ayak olarak bunu uygular. O yüzden felsefenin karşılığı siyasi mücadeledir. Eğer bu toprakları sadece düşünceyle değiştiremeyiz, o düşüncenin pratiğe, hayata bir yansıması olması lazım, bir karşılığı olması lazım. Bu yüzden de Marx, bugüne kadar filozoflar hep dünyayı yorumlamakla yetinmişler, aslı olan değiştirmektir demiş. O yüzden felsefe ve siyaset, düşünce ve siyaset birlikte var olmalıdır. O yüzden de bizim dileğimiz güzel, aydınlık bir Türkiye yaratmak. Evet. Teşekkür ederim. Sevgili Murat Baycanlar Hocam, 31 Temmuz 2022 tarihindeki KPSS sınavında bir soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Çok hoşuma giden ve bunu da tekrar etmekten mutlu olduğum ve konumuzla da doğrudan bağlantısı olan bir soru. Soru aynen şöyle. Yürüp Kadın resmi, bu yapan ressamın ismini soruyorlar. Yürüp Kadını kimin eseridir diye bir resmin, bu anlamdaki ressamın ismini soruyorlar. Tabii Abidin Dino olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da bugünkü anlattığımız konunun çok da önemli olduğunu, eğer bizim bugünkü programımızı bu kapasite sınavına girenler izlemiş olsaydı bu soruyu tam yaparlardı. Değerli hocam, tabii tamamen özet bilgiler halinde sunmaya çalıştık. Biraz da hız kazanması için ben size hızlandırdım. Çünkü tamamını işlememiz mümkün değildi. Uzun bir yolculuk çünkü. Abin Dino neden önemli? Ve hangi akımdan etkilenmiştir Abidin Dino? Ve Abidin Dino denildiği zaman ne akla gelmeli? Sonuçta. Yani edebiyat cephesinde olsa akım olarak her daha anında net şeyler söyleyebilirdim ama resmine baktığımda herhalde, bakıldığında daha doğrusu herhalde modern demek yerinde olur. Abidin Dino'nun yazıları içinde yer yer, ki örneğin o Yeni Edebiyat Dergisi'nde bahsettiğim yazarlarından biri olduğu Edebiyat Dergisi'nde kendi içlerinde bir tartışma da yaşıyorlar. Sürrealizm üzerine de belki de Türkiye'de ilk ciddi fikirleri ortaya atan, yazan kişilerden biri. Renkli ama modern diyebileceğimiz, modern sözcüğünü onun her anlamda kapsayan bir sözcük olduğunu düşünebiliriz Abidin Dino için. Hem kendini hem etrafındaki etkileyebildiği kuşakları bu çizgiyle buluşturan bir sanatçı olmuş Abidin Dino. Gördüğüm o. Çok teşekkür ediyorum. Eğitimci yazar Murat Baycanlar. Ben teşekkür ediyorum. Ve Aratos Dergisi yayın yönetmeni Uğur Pişmanlık bugün önemli bir konu. Çok değerli bir konuyu. Daha önceden birçoklarının konu başlığı yapmayan ve bilinmeye ve unutulmaya yüz tutan Abidin Dino'yu ve edebiyattaki yerini ve Çukurova'daki önemine dair özet bilgileri bugün sunmuş olduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Gayret niyete aşıktır. Her insan gayreti kadar vardır, hayalleri kadar büyüktür. Nasıl yaşadığın ne anladığına, ne anladığın ne bildiğine, ne anladığın ne bildiğine olduğu kadar yaşamak için anla, anlamak için oku.
Felsefe doğru düşünmektir. Akıl yürüterek doğruyu bulmak sanatıdır. İyi akşamlar efendim.